Merhaba arkadaşlar medya okur yazarlığı dersi birinci dönem birinci yazılı sorular ile birlikteyiz. Birinci sorumuz medya ne gibi içerikler üretir örnekler veriniz. Medya haber, eğlence, reklam gibi 3 temel grupta içerik üretir. Medya bu içeriklerle bilgilendirir, eğlendirir, tanıtım ve pazarlama yapar. Gazete, dergi, radyo, televizyon, bilgisayar, internet ve taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri gibi medya tarafından bu içerikler sunulur. Cevabımızı bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz medyayı sağlıksız ve dengesiz bir şekilde kullandığınızı nasıl anlarsınız yazınız. Eğer ekran başında saatlerce kalıyorsak dengesiz ve sağlıksız kullanıyoruz demektir arkadaşlar. Evde aile üyeleriyle konuşmalarınızın azalmaya başladığını fark ediyorsanız, başınız ağrıyor, gözünüz sulanıyor, belli konulara ve konuşmalara odaklanmada zorluk çekiyorsanız, Okuldaki başarınızın düştüğünü gözlemliyorsanız, çevrenizdeki insanlar ile ilişkileriniz sınırlı hale geliyorsa, şiddet içerikli medyayı tüketme sonucunda şiddete karşı duyarsızlaşıyorsanız ya da saldırgan ve sert davranışlar gösteriyorsanız, medyayı sağlıksız ve dengesiz kullanıyorsunuz demektir arkadaşlar. Cevaplarımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soru: Medya okur yazarlığı ne demektir? Medya okuryazarlığı arkadaşlar görsel, işitsel, basılı ve benzeri medya iletilerine erişebilme, erişilen medyayı, ileti ve ürünleri eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilmeyi içerir. Kısacası bireyin çevresindeki medyayı anlayabilme ve gerektiğinde kendi medya iletilerini sağlıklı üretebilme becerilerinin bütünüdür. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Hikayeleri görsel olarak anlatabilme becerisine sahiptir. Çekilecek filmin öyküsünü görüntü ve ses diline çevirir. Bir fikri geliştirip özet haline getirir. Hikayeyi oluşturan bütün olayları görsel olarak anlatır. Hakkında bilgi verilen medya mesleği hangisidir yazınız. Cevabımız kısaca senarist arkadaşlar. 5. soru. Basın ve yayın organları için haber toplar, bildirir, yazar veya röportaj yapar ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim şeklinde ifade edilen 5N1K ilkesine göre çalışır. Doğruluk, objektiflik ve tarafsızlık yanında dilin doğru ve güzel kullanımı ana ilkeleridir. Hakkında bilgi verilen medya mesleği hangisidir yazınız? Bu meslek arkadaşlar muhabirliktir. Cevabımız kısaca bu şekilde. Altıncı soru. Yukarıda görselleri verilen akıllı işaretlerin anlamlarını yazınız. Birinci işaretimiz arkadaşlar 13 yaş ve üzeri için uygundur. İkinci işaretimiz ise şiddet ve korku içeriyor anlamına gelir. Cevaplarımızı bu şekilde yazarak yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.